Hoş geldiniz. İlk etapta herkese bu cumartesi gününde hoş geldiniz demek isterim. Gerçekten sıfır enerjili binalarla alakalı Doktor Enrico Fabrizio'dan çok güzel bir sunum dinliyor olacağız. Politecnico di Torino Üniversitesi'nde doçent doktor. Kendisinin sürdürülebilir şehirlerle alakalı pek çok ödülü var. Pek çok dergide yazmakta. Fakat lafı uzatmadan sözü kendisine vermek istiyorum. Kendimi de bir tanıtayım. İsmim Canan Acar. Bu oturumun moderatörü olacağım. Bahçeşehir Üniversitesi'nde Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi olarak çalışmaktayım. Ben de sıfır enerjili çözümler, işte binalar, karbon nötr yapılar ve Paris Anlaşması'nın hayata geçirilmesi gibi konularda çalışmalarıma devam ediyorum. Sayın Fabrizio'nun oturumunda moderatörlük görevini yükleniyor olacağım. Kendisi mevcut durumu bizlere ilk etapta anlatıyor olacak. Daha sonrasında sıfır enerjili binaların geleceğinden bahsediyor olacak. Sunumuna şimdi başlıyor olacak. Sözü de kendisine vermek istiyorum. Önce bununla birlikte tüm katılımcılarımıza da katıldığınız için teşekkür ederim. Buyurun Sayın Fabrizio, söz sizin. Çok teşekkürler. Bu güzel girizgah için teşekkür ederim. Beni iyi duyabiliyor musunuz acaba? Ekranımı mı bir sizle paylaşayım? Görebiliyorsunuz değil mi? Başlayabilirim herhalde sunumuma. Herkese tünaydın. Öncelikle organizasyon ve bilim komitesine bu güzel toplantı için teşekkür ederim. Davetiniz için de teşekkür ederim. Sıfır enerji binalarda araştırmaların geldiği son nokta ve gelecek perspektiflerini anlatıyor olacağım. İlk etapta işin tarihine birazcık değineceğim. Biliyorsunuz ilk etapta mesela Bezet örneğimiz var yeni yüzyılla birlikte. Freiburg Almanya'da. Sonnenschild vardı. Yine sıfır enerjili binaların önemli örneklerinden bir tanesiydi bu binalar. Özellikle genç profesörlerin de bu son güncellemeleri takip edebilmesi için bu örnekleri göstermek isterim sizlere. Sıfır enerjili bina konsepti. Bazı örneklerini görüyorsunuz. Özellikle bunlar temsil kabiliyeti yüksek örnekler. Günümüzde ilk sıfır enerji, net sıfır enerji mağazasını görüyorsunuz. İtalya'dan bir örnek. Fakat sıfır enerji prensibi ölçüyü de büyümüş durumda artık. Sıfır enerjili binaların ve konseptin hayatımıza girişinden 20 yıl sonra artık günümüzde inşaat sektörünün önemli konularından biri haline geldiğini görmekteyiz.
Ve enerji tüketimi noktasında da hayatımızda önemli bir yer edinmeye başlamış durumda. Efendim, konuşmacının mikrofonu ve interneti çok kötü. Duyabildiğimiz kadarını aktarıyor olacağız. Bu sürecin ilk aşamalarında sıfır enerji binaları tartışılmakta idi. Mesela sıfır maliyetli, sıfır emisyonlu binalar ve sıfır enerjili binalara ilişkin önemli makaleler çıkmıştı. Mesela Torricelli'nin makalesi bu bağlamda çok önemliydi. Ve neredeyse sıfır enerjili binalar kavramı karşımıza çıktı. Tüm dünyada ve Avrupa'da bu binalar yayılmaya başladı. Ve bina enerji performanslarının geliştirilmesinde bazı araştırma makaleleri 2002 ile 2020 arasında giderek daha fazla yayınlanmaya başladı. Ve neredeyse sıfır enerji binalarının uygulanmasıyla alakalı kriterler yayınlanmaya başladı. İlk bu bağlamda çıkartılan yönetmelik 2002 yılında idi ki çok önemli bir yönetmelik idi bu. Ve karbonsuzlaştırma projesi bu binalarda başlatılmış oldu. Farklı ülkelerde neredeyse sıfır enerji binaları farklı şekillerde tanımlandı. Ve mevzuatta bunlar bir sorumluluk haline getirilmedi. Ancak bina enerji performanslarıyla alakalı daha deneyimsel bir süreç başlamış oldu. Avrupa satında 2010 yılıyla birlikte maliyetler de hesaba katılmaya başlandı. Sonuçlara dönüp bakacak olursanız bu faaliyetlerin yeni mevzuat gereksinimlerini beraberinde getirdiğini görebilirsiniz. Bu sonuçlarla alakalı yapılan çalışmalara dönüp bakacak olursak, slaytta onların özetini görebilirsiniz. 5 aşamalı olarak referans binalarla mukayeseleri karşımıza çıkmakta. Sonuçların küresel bağlamdaki maliyetleri ele alınmış durumda ve bina maliyetleri, kurulum maliyetleri, enerji tüketim maliyetleri ve net primer enerji tüketim oranlarının yansıtıldığını görmekteyiz. Bu slaytta sonuçları yine görebiliriz. Özellikle enerji performansının minimal maliyetleri burada karşımıza çıkmakta. Bu grafikte tek bir ailenin yaşayacağı evde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması halindeki maliyetler karşımıza çıkmakta. Özellikle verimlilik noktasındaki farklılıkların açıkçası çok az olduğunu görüyoruz. U değerlerine bakalım. Maliyet optimum binalarla alakalı farklı iklim alanlarında. Enerji sistemlerini
farklı teknolojilerin yine kullanıldığını görmekteyiz. Tasarım stratejilerinin gerçekten farklı kullanıldığını görmekteyiz. Farklı kombinasyon ve stratejilerin uygulandığını görebiliriz. Birazcık grafik kafayı karıştırmakta. Tabii ki iyi bir yalıtımın olması, mekanik havalandırmanın olması çok önemli. Ve yenilebilir enerji kaynaklarından istifade edilmesi çok önemli. Ve sıfır enerjili binalar bu bağlamda neler yapılabilir? Ona dönüp bakıyoruz. Özellikle 2020 yılı ile birlikte neredeyse sıfır enerjili bina hedeflerinin belirlendiğini görüyoruz. Bu bağlamdaki tasarımların her zaman optimum sonuçları belli lokasyonlarda vermeyeceğini görmekteyiz. Ve gelecekte de mesela iklim değişikliğine bağlı olarak bu binaların yeterli direnci gösterip göstermeyeceğine bakmamız lazım. Tabii ki bu işin başından bu yana sıfır enerjili binalar dediğimiz, ZEP diye kısaltmış olduğumuz binalarda doğru enerji modellerini binanın yaratmak ve kalibrasyonunu sağlamak çok önemliydi. Böylelikle de araştırma alanında yer alan kişiler buna ilişkin araçlar geliştirmeye başladılar ve sıfır enerjili binalar hedefini hayata geçirebilmek için ortalama bir enerji performansının öngörülmesi gerekli idi. Bu da bina simülasyonlarının başarısını ciddi bir şekilde artmıştı idi. 2005 yılında Energy Plus bir araştırma aracı olarak ele alınmakta idi. Hem akademisyenler çevresinde ve ticari safhalarda dahi ve dünyanın pek çoğu yerindeki profesyoneller bu aracı kullandılar ve tabii ki 5-10 yıllık bir süreç içerisinde her şey değişmiş oldu. Şimdi aslında bir özetini göreceksiniz sunulan raporun. Tabii ki nasıl tasarım yaptığımız sıfır enerjili binalarda araştırmaya tabi idi. İlk etapta maliyet optimal yaklaşımının ötesine geçilmesi çok önemliydi. Bilhassa simülasyonlara dayalı optimizasyon yöntemlerinin kullanması önemliydi. Ve enerji talebi ve tedarik yöntemlerinin entegre bir şekilde ele alınması mühim idi. Aynı anda optimizasyonları bunların yapılabilmesi çok önemli idi. Bununla birlikte yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması büyük önem arz etmekte idi. Bilhassa sıfır enerjili binalardaki araştırmalarda bu konuya ciddi önem verildiğini görüyoruz. Tabii burada bir çıkmaz var. Enerji verimliliği binaların ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması arasında. Son olarak sunumumun son kısmında çok önemli deneyimlerden bir tanesi olan 2018 yılındaki vaka çalışması olarak ele aldığım Solar Decathlon'u Çin'de dile getirmek istiyorum. Özellikle sıfır enerjili binaların prototipiyle alakalı bize güzel bir fikir verecektir diye düşünüyorum. İlk etapta sıfır enerjili binalar ve optimizasyon arasındaki ilişkiye değinmek istiyorum. Pek çok tabii ki çalışmada bazen dene yanıl yöntemleri kullanılmakta ve gerçekten bir çözüm bulabilmek çok önemli.
Optimizasyonun yapılması tabii her zaman objektif bir temelde gerçekleşmemekte. Çünkü binaların farklı fonksiyonları olabilmekte. Ve bu da süreci oldukça karmaşıklaştırmakta sıfır enerjili binalar için. Aynı zamanda bilgisayardan daha fazla istifade edilmesi, yeni analitik bir yaklaşım ihtiyacını da beraberinde getirmekte ve böylelikle de tasarım optimizasyon problemlerinin nispeten önüne geçilmekte. Hem optimizasyona hem de bütüncül yaklaşımlara gelin bir göz atalım. Şimdi sıfır enerjili bina tasarım probleminin şu şekilde ele alabiliriz. Elimizde farklı tasarım opsiyonları var. Mesela objektif fonksiyonlar ile teknik ve tasarım noktasında bir çıkmaz karşımızda yer alabilecektir ve modern öngörülerle birlikte bina performansını kestirmek gerekir. Ve buradan hareketle bina dış kabuğuyla alakalı, sistemiyle ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı bir tasarım ortaya çıkacaktır. Enerji talep ve tedarini eş zamanlı olarak optimize edebilmek, entegre simülasyonlarla mümkün olabilecektir. Ve sırasıyla optimizasyon stratejileri geliştirilebilir. Mesela ilk etapta bina dış kabuğu, daha sonrasında da işte yenilenebilir enerji kaynaklarının nasıl kullanılacağıyla alakalı optimizasyon gerçekleştirilebilir. Tasarım alanını için gerekli parametrelerin belirlenmesi önemlidir. Ve böylelikle de elimizdeki muhtemel tasarım opsiyonları daha belirgin olacaktır. Bazı tabii ki fiziki özellikleri binanın göz önünde bulundurulması gerekir. Bu bağlamda bina enerji modelleri için farklı tasarım alternatifleri ortaya çıkacaktır. Bir kontrol merkezinin yaratılması, farklı alternatif ve değişkenlerin ele alınmasını sağlayacaktır. Bu özellikle optimizasyon sürecine baktığımız zaman farklı algoritmalar optimizasyonu gerekli olmaktadır. Bu algoritmalar bina enerji modelindeki değerlerin belirlenmesini sağlayacaktır. Ve her bir aşamada göz önünde bulundurulması gerekir. Ve optimizasyon programında da bu değerler üzerinden parametreler tesis edilecektir. Bu program maksimum kriterlere erişilene kadar devam ettirilecektir ve objektif fonksiyonların minimizasyonuna kadar devam edecektir. Bu bağlamda böylesi bir yaklaşımdaki sonuçlara dönüp bakacak olursak, enerji talep parametrelerinin belirlendiğini görmekteyiz ve enerji tedariğiyle alakalı parametrelerin de farklı sonuç sunduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla sıralı yapılan optimizasyonda, mesela ilk etapta işte bina dış kabuğu, daha sonra sistemler ve optimizasyonu yapıldığı zaman bazı gözden kaçabilecek farklılıklar olabilecektir. Şimdi bu tabloya bakacak olursanız, bu konutta yapılan vaka çalışmasında bu farklılıkların raporlandığını ve
İki yaklaşım arasındaki varyasyonların pek çok parametreyle alakalı olduğunu görüyoruz. Yani ısı yalıtımı, pencere tipi vesaire vesaire gibi. Bu da net enerji talebi yani ısıtma ve soğutma talebinde farklılıklara yol açacaktır. Özellikle QH noktasında. Ve bina dış kabuğu ve enerji sistemindeki optimum tasarımların ve buna bağlı olarak da yenilebilir enerji kaynaklarından istifade edilmesinin tasarım aşamasında belirlenmesi gerekir. Dolayısıyla bu alanın araştırılması optimizasyon süreci kadar önemlidir. Yani çözümlerin araştırılması bu mahalle içerisinde optimum çözümün sağlanmasını beraberinde getirebilir. Dolayısıyla bu varyasyon paternlerine bakacak olursanız bazı parametrelerin yüksek düzeyde aslında doğruluğa sahip olduğunu ve istikrarlı bir optimizasyon sonucunu beraberinde getirdiğini görmekteyiz. Ve bu mesela 8 santimetrelik yalıtım kalınlığının ele alındığını görüyoruz. Fakat bu çalışmanın diğer bir optimizasyon sac ayağının çok güvenilir olmadığını da görmekteyiz. Şimdi sonuçlara bakalım. Özellikle karmaşıklığına bakalım ve birbiriyle çatışan gereksinimlere bir bakalım. Sol tarafta da güneş panellerinin maliyetlerini görmektesiniz yüzeyde. Fakat çatı yüzey alanı ile ilişkin mesela maliyetler karşımıza çıkmakta. Diğer şema kırmızı kısım bize karar parametrelerine ilişkin nihai maliyeti göstermekte. Tüm bu değerlere, mavi değerlere bakacak olursanız bu mahalle içerisindeki optimum çözümler ağını bize göstermekte. Bu çözümün ne kadar sağlam bir çözüm olduğunu da bizlere anlatmakta. Tabii burada sistem verimliliği, bina verimliliği ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması noktasındaki çıkmazları göstermekte. Ve güneş paneliyle enerji üretimi yaz aylarında soğutma özellikle talebini karşılamakta ve böylelikle de yenilenebilir enerji kullanım oranı artmakta. Ve burada tablonun sağına bakacak olursanız primer enerji tüketimi ve kullanımı ve yenilenebilir enerji oranı bu bağlamda bize gösterilmekte. Her bir mavi nokta farklı tasarım parametreleri kombinasyonuna tekabül etmekte. Ve tabii ki farklı bir tasarım çözümüne de işaret etmekte. Tabii küresel maliyetlerin artması yenilenebilir enerji oranını etkilemekte. Mesela sağdaki noktasal dağılım grafiğine bakacak olursanız yenilenebilir enerji kullanımı oranının bu vakada görebilmektesiniz. Sonuçlar da yine bu makalede yayınlanmış durumda. Şimdi
2018'de Çin'deki Solar Decathlon vaka çalışmasına geçeceğim. Bu oldukça ilginç bir çalışma. Çünkü tasarımla inşaat ve operasyon arasındaki tercümeyi sağlıyor bir çeşit. Burada teknik açıdan hedeflere ulaşmak mümkün, ancak özel bir dikkatin bu tercümeye verilmesi gerekiyor. Tasarım, inşaat ve operasyon arasındaki bu türden binalarda. Büyük Solar Decathlon'u değiştiren bu türden işlerde şöyle bir durum var. Bu prototipleri optimize etmek için yapılan işten bahsedeceğim. Operasyonlarla ilgili değişkenlerden bahsedeceğim. Burada solar binanın yetenekleriyle oynayarak ZEB optimizasyonu yapabiliyoruz. Bu uygulamalar bir açıdan şöyle: Solar Decathlon yarışması aslında sektörü araştırmadan uygulamaya taşıyacak bir şeydi. Decathlon yarışmasından öğrendiğimiz şey şuydu: öğrencilerden oluşan takımlar dünyanın her tarafında bulunabiliyor. Aynı şekilde öğrenciler hem tasarım yapıp hem operasyonu gerçekleştirebiliyor. İki hafta içinde yapılan yarışta çok enerji verimli binaların yapıldığını gördük. Sadece güneş enerjisi kullanan binalar bunlar. Birçok ülke, Amerika'dan başlayarak bu yarışmada yer aldı. 2016'da Çin'de başlamıştı bu. 2018'de bitti. Ben de danışmanlar ekibindeydim. Bizim Güney Çin Teknoloji Üniversitesi'nden bir ekipti bu. Enerji mühendisliği konularıyla ilgili bir ekipten bahsediyorum. Yarışma Temmuz'da gerçekleşti. Çin'de. Pekin'in güneyinde bir yer burası. Buradaki prototip, ekibin sunduğu prototip, uzun plan prototipi. Buna uzun plan prototipi diyoruz çünkü mikro inovasyona açık olduğu için böyle diyoruz. Özellikle var olan yerleşimler üzerinde. Burada iki tane herhangi bir penceresi olmayan duvar var. Sonra prototipin bazı özellikleri var. İki katlı müstakil bir bina. Solar Decathlon yarışması zaten müstakil evler için yapılan bir yarışma. Toplam 140 metrekarelik alana sahip ve çelik konstrüksiyon. Bina farklı sektörlere ayrılıyor. Duvarda dağıtım boruları var. Sıcak su var, elektrik bağlantıları var. Hizmet kemeri dediğimiz şeyde de bir takım sistemler var. Yaşama kemeri dediğimiz yerde de işte mutfak gibi kısımlar var. Prototip yarışma alanında bir araya getirildi ve Çinli öğrencilerin okulunda, o Güney Çin Üniversitesi'nde yapılmıştı.
Burası önemli. Binanın enerji modülünün ölçülmesi burada söz konusu. Aynı prototip iki defa yapılmış oldu. Bir kere okulda, ikincisi ise yarışma alanında. Burada gördüğünüz radyant katını görüyoruz. Yani güneş alan katı görüyoruz. Ventilasyon kontrolleri de burada. Sistemler entegre duvara yerleştirilmiş halde. Bu uzun bir plan. Gördüğünüz gibi iki taraftaki duvarlardan bahsediyorum. Öncelikle güvenilirlik baz alındı burada. Burada serbest dolaşan kalibrasyon dediğimiz bir şey yaptık. Sonra nihai kalibrasyonda hem cephe kaplama hem de sistem parametreleri hesaba katıldı. İlk prototip yapıldığında alınan ölçümler bunlar. Enerji kullanımı ile ilgili de ölçümler alındı. Burada Morris metoduyla analiz yapıldı. En önemli parametreler o şekilde tespit edildi. Bu veri de bir takım girdiler tespit ettik. Buradaki parametreler serbest dolaşan kalibrasyona göre yapıldı. Nihai kalibrasyon içinse diğer parametreler kullanıldı. Kalibrasyonun sonucu bu şekilde raporlanıyor. Burada halihazırda kullanılan kalibrasyon modelini görüyorsunuz. Kalibrasyondan sonra yapılan simülasyon bina özellikle AC sistemlerini kullandığında yapıldı. Burada kalibrasyon ve simülasyon aktiviteleri birbiriyle çok ilişkili. Yani bu simülasyon bize bir girdilere dair bilgiler verdi. Yani öğrenciler nihai aşamada neleri uygulamaya koyabildi, onu görebildik. Burada binayı optimize etmeye çalıştık. Öncelikle enerji modelleri kalibre edildi. Güvenilir bir enerji modelimiz var. Sonra optimizasyon yapıldı. Doğru optimizasyon aracının yapılması da önemli. Şimdi Solar Decathlon yarışmasının kurallarına bakalım. 10 tane kategori var. İlk 5 tanesi jürinin skorunu içeriyor.
Diğer 5 tanesi ise görev performans skoru. Burada haftada en az bir kere kullanıldığını varsayıyoruz. Çamaşır makinesinin mutfağında yine benzer kuralları takip etmesi gerekiyor. Burada enerji talebi optimizasyona uygun. Burada çok fazla parametreyi hesaba katmıyoruz. Yani bazı parametreler sadece operasyon aşamasında hesaba katılıyor. Bu objektif fonksiyonlar bağlamında bazı kuralların skorlarını görüyoruz. Sıcaklık varyasyonu bu şekilde. Bağıl nem bu şekilde sağ ortada. Sıcaklığa bakacak olursak 22 ila 24 arasındaysa sıcaklık penaltı, burada ceza yok. Bu aşamada 23'ün üstüne 22'nin altına yani 22 ile 23'ün dışına çıkarsa burada %100'lük bir ceza söz konusu. Burada hem çevresel parametreler hesaba katılıyor. Çevresel bir sınıflandırma yapılıyor. Hem de enerji bazlı bir değerlendirme yapılıyor. Burada 80 puan var. 80 puan net sıfır enerji dengesinden geliyor. Buradaki yani balansı negatif çıkarırsam, yani sıfır enerji dengesine ulaşamıyorsam burada bir ceza var. Yani not kırılıyor, puan kırılıyor. Toplamda 180 puan var. Burada HVC'nin varyasyonlarını da görüyoruz. Bir takım analitik ölçümler de yapmamız gerekiyor. Burada optimizasyon kuralları kullanıldı ve burada gördüğünüz şemada optimizör genopt olarak kullanıldı ve MATLAB'ın bazı rutinleri kullanıldı birlikte çalışabilmeleri için. Bu özelliklerden birçoğu bu makalede de bulunabilir. Optimizasyon verilerine bakacak olursak tasarım aşamasında, yani tasarım alternatiflerini hesaplamak asırlar sürebilir. Ancak bunu bizim birkaç günde bitirmemiz gerekiyor. Çünkü 2 haftalık bir yarışma bu. Bazıları kaplama kısmının inşaatıyla ilgili. Bunu optimize etmemiz de gerekiyor. İlk ya okulda yapılan ilk inşaatta, ilk uygulamada da
bu şekilde. Yarışma alanında yapılacak olanda da bu şekilde. Daha sonra gölgeleyici operasyonlarına bakıyoruz. Burada sistem noktalarına bakacak olur isek, burada görüldüğü üzere elde ettiğiniz sıcaklıkla ilgili bir takım penaltılar var. Burada elimizdeki bina modeli gerçek sıcaklığı modelleyebilmeli. Bunun için kuzey noktaları ve güney noktaları var. Ventilasyonun kontrolü var. Mesela biz ventilasyonu açıp kapamak, içerideki çevresel kalite açısından önemli. Burada ilginç olan şey, bir noktada ventilasyonu kullanmak istiyoruz. İçerideki sıcaklığı doğru sıcaklığa ulaşabilmek için. Aynı şekilde kirlenmiş hava ile ilgili hedeflerimize de ulaşmak için bu gerekiyor. Ancak enerji kullanımını da analiz edeceğiz. Dolayısıyla enerji kullanımı ve içerideki havanın kalitesi bu optimizasyon çerçevesinde çalışılmalı. Sonuçlar bu şekilde. Burada yüzdesel iyileşmeyi ve objektif fonksiyonları, hedeflenen fonksiyonları görüyorsunuz. Burada 180 üzerinden değerlendiriyoruz. Simülasyonda 162'den başlayıp 176'ya ulaşıyoruz. Bu da %9'luk bir iyileşme demek. İterasyonlarda ise 177 üzerinden değerlendiriliyor ve bu kağıt üzerinde elde edilen bir veri, gerçek yarışmanın verileri değil. Burada gördüğünüz toplam iterasyon sayısı 3 rakamlarımız var. Objektif fonksiyon puanlarımız var. Varyasyonlardaki değişiklikleri görüyoruz. Farklı parametrelerde. Bunlardan bazıları oldukça önemli. Burada 24 yerine 21 derece elde etmişiz. Bu başlangıçta anlaşılması çok kolay bir şey değildi. Bu simülasyon yahut da ölçüm yapmadan bunu anlayamazdık. Yarışmada evi bir ayda yapmanız, inşa etmeniz gerekiyor. Ve 14 günde uygulamaya koymanız gerekiyor. Dolayısıyla yani komisyonlamayı yapmak için zamanımız yok. Burada bir takım ışık ayarlamaları yapıldı cephede. Gölgeleyicilerle ilgili operasyonlar yapıldı. %50 oranında kullanıldılar ve ventilasyon sistemi erkenden açılıp kapatıldı.
Günün sonunda bu yarışmayı kazanan bir prototip. Burada yani %15'lik bir skor artışı getirdi optimizasyon bize ve biraz bu prototip mühendislik kısmında birinci oldu, inovasyonda birinci oldu, mimaride ikinci oldu. Başarılı uygulamalar içeriyor çünkü yani simülasyonun temel becerileri uygulamaya konulabildi. Sıfır enerji prototipi olarak. Şimdi sonuç kısmına geldik. Sanırım zamanım da doldu. Uluslararası yürüyen tartışma bu sıfır enerjili evlerle alakalı. Bu sadece araştırma faaliyetleriyle ilgili değil. Ki bunlar geometrik olarak artıyor. Bu tartışma aynı zamanda inşaat sektörünün doğrudan üzerinden yürüyen bir tartışma. Anladığımız ikinci şey ise bazı protokoller vardı, prototipler vardı, tasarım stratejileri vardı ve bunların karmaşıklığı yakalayabilmek için bütüncül olması gerekiyordu. Bulundukları iklim bölgesini, kullanım amaçlarını vesaire hesaba katan yaklaşımlar olmaları gerekiyordu. Burada bu bütüncüllüğü yakalama potansiyeline sahip olduğunu gördük. Sıfır enerji binaların bunun nihai hedef olmadığını da söylemeliyim. Bu gelecekteki araştırma faaliyetleri bağlamında da bir ilerleme kapasitesi var. Nihayet bugün oldukça akademik gözüken şey geçmişte olduğu gibi gelecekte de sektörlere doğrudan etkide bulunan bir şey olacak. Kısa vadede olacak bu. Bizim sunumumun ikinci kısmında söylediğim gibi Çin'de 2018'de yapılan projede aynı şekilde sektörü etkileyecek. Size teşekkür etmeden evvel sabrınız için, dikkatiniz için burada bir ekip olarak çalıştığımızı söylemeliyim. Çok teşekkür ederim dikkatiniz için. Eğer sorularınız varsa hazır. Teşekkür ederim Doktor Fabrizio. Ben şöyle bakıyorum. Bir tane sorumuz var. İtalya sıfır enerji binalara nasıl teşvikler sağlıyor? Sıfır enerji tartışmaları daha bina bazlı mı yoksa mahalle ilçe bazlı mı yürüyor? Evet, İtalya'da nasıl teşvikler var sıfır enerji binalara? Şöyle bir durum var İtalya'da. 2015'ten bu yana yeni binalar sıfıra yakın enerji binaları zaten. Birçok Avrupa ülkesinde bununla ilgili bir tartışma yürüyor. Bu hedefe ulaşmamız gerekiyor. Sıfıra yakın enerjili binalar İtalya'da büyük bir izolasyon ve mobil enerji kaynaklarının, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımıyla ilgili
Bu en az %50 kullanılıyor. Yani sıfır enerji binalara yönelik sadece bir hedef yok. Yani çok basitleştirilebilecek bir şey değil. Bu kolay bir hedef değil. Teşviklere gelince yani mevcut binaların renovasyonu ile ilgili olarak yani bütün yeni binaların zaten ENZEP bina olması gerekiyor. Burada mevcut olan bina stoğunun dekarbonizasyonu da önemli. Dolayısıyla şimdi özellikle Covid hesaba katıldığında binaların yani ENZEP hedefine ulaşmasa bile en azından iki enerji sınıfına C'den A'ya D'den de B'ye yani iki sınıflık bir iyileşme göstermeleri hedefleniyor. Bu yani sıfır enerji ile doğrudan ilgili değil. İkinci soruya gelecek olur isek. Müstakil binalar bazında mı yapılıyor? Mahalle, ilçe bazında mı yapılıyor? Bu önemli bir konu. Ben sunumumda çok odaklanmadım bu konuya ama bununla ilgili çok ciddi araştırmalar var. Ben bina bazında odaklandım. Daha önceki çalışmalarım bu ölçekte olduğu için bu ölçekte sunum yapmaya karar vermiştim. İtalya'da yeni hukuki gereklilikler var enerji topluluğuyla ilgili, topluluklarıyla ilgili. Burada sıfır enerji evleri değil, sıfır enerji toplulukları daha çok dikkate alınıyor artık. Son 5-10 yıl daha çok uygulamaya yönelik idi. Sıfır enerji hedeflerini küçük topluluklar ve ilçeler bazında elde etmek daha kolay tekil binalara kıyasla. Bir sonraki soruya geçelim mi? Bir sorumuz daha var. Aynı iklimde yaşayan insanlar olarak tüm Akdeniz ülkeleri bu konuda birlikte mi çalışmalı? Önerileriniz nelerdir? Güzel bir nokta bu da. Şunu biliyoruz ki enerji verimliliği ile ilgili Avrupa'daki araştırmaların çoğu kuzeyden geliyor, Avrupa'nın kuzeyinden. Ya bu konu böyle. Bazı bağlamlarda bu yani sıfır enerji hedeflerine ulaşmak daha kolay. Ben şunu da sunmak istedim. Optimizasyon yenilenebilir enerji ile güneş enerjisi kullanan soğutma arasındaki optimizasyon üzerine bir şey de paylaşmak istedim aslında ama araştırmacılar olarak enerji verimli sistemlere ve yenilenebilir sistemlere odaklanmamız gerekiyor. Soğutma taleplerini gerçekleştirebilmek için. Bu da Akdeniz ülkelerinin kendi aralarında yapacakları bir işbirliğiyle daha kolay hale gelebilir. İtalya'da
Yani İtalya'nın bazı kısımlarında kuzeyde bayağı soğuk ama güneyde çok sıcak bir iklime sahibiz. Bundan dolayı değişken iklime cevap verme kapasitemiz var. Burada Akdeniz iklimi için sıfır enerji değil sadece son 10 yılda bu gündeme geliyor ancak başka çalışmalar da var. Burada sanırım yenilenebilir enerji kaynaklarını nasıl kullanacağız? Bu çok da kolay değil çünkü güneş enerjili soğutma sistemleri bu İtalya'da hiç kullanılmıyor. Kışın ısı pompası kullanıyoruz. 2008 AB direktifini kullandığımızda tamam ısı pompası kışın verimli. Ancak yani %50'lik farkı kapatıyor mu? Bu çok enerji verimli binalar anlamına gelmiyor bizim için. Burada kanun yapımıyla ilgili bir durum var. Akdeniz bölgesinde ENSEP binalar daha çok yenilenebilir enerji kaynakları kullanarak soğutma yapmakla ilişkili. Bir sorum daha var. Yeni binalara mı odaklanmalıyız yoksa var olan binalara mı, bina stoğuna mı odaklanmalıyız ki daha hızlı aksiyon alabilelim? Bu ülkenin yapısıyla ilgili İtalya'da en iyi bildiğim ülke İtalya benim. Bu binaların, var olan binaların çoğu yani sadece yeni binalardan bahsetmiyorum. Renovasyon da söz konusu. Yani bu böyle ülkelerde mevcut binaları düzeltme sorunu da söz konusu. Eğer yeni fikirler, yeni süreçler uygulamak istiyorsanız optimum sonuçlar için bence sadece var olan binalar üzerinde çalışmalı, yeni binalar üzerinde de çalışmalıyız benim fikrime göre. Diyelim ki tasarım için enerji danışmanlığı yapıyorum. Yeni binalar bu bütün seçenekleri ortaya koymak için iyi imkanlar taşıyor. Bu gençler için de oldukça faydalı bir şey. Genç danışmanlar için de böyle. Harika sonuçlar veren bir şey. Zeka ile ilgili bir soru var. Dinleyicilerimizden biri yapay zeka uzmanları sıfır enerji hedeflerine ulaşmada nasıl faydalı olabilir? Yapay zeka bu tarafa doğru gidiyor zaten. Birincisi tasarım yönünden. Ben bazı çalışmalar vardı, sunmadım. Çünkü henüz tamamlanmış değil bu çalışmalar. Bir takım veri bilimcileri bunun üzerinde çalışıyor. Yapay zekanın netliği artırma, zaman yarışında fayda sağlama ve tasarım sorunlarıyla ilgili katkısı olacak. Yapay zeka ile ilgili ikinci şey ise şu,
Enzep binaların operasyonu ve kontrolü ile ilgili burada öncelikle bunu tasarıma entegre edebilmemiz gerekiyor. Ancak bu şekilde onun yeteneklerini kullanabiliriz. Bazı örnekleri var bunun. Yapay zekanın kontrol amaçlı kullanımı ile ilgili örnekler var. Bu daha çok operasyonel bir katkı. Binanın tamamında optimizasyon bir kere dış cepheyi hesaba katarak yapılıyor. İki, bazı sonuçlar beklediğimiz kadar iyi olmayabiliyor. Ancak yani bu cepheyi sistemlerle entegre ederseniz sonuçlar iyileşiyor. Simülasyon faaliyetlerinden başlayarak yapay zekanın ciddi etkileri olabilir bu uygulamada. Dinleyicilerin soruları bu kadardı. Benim bir sorum var. Mevcut gelecek perspektifinden bahsettik. Yani gelecek perspektifinden bakacak olursak, yani kısa ve uzun vadeli hedefler neler sizin gördükleriniz, özellikle sizin araştırma alanınızda? Kısa dönem hedefleri daha önce de söylediğim gibi burada yenilenebilir enerjinin daha fazla kullanımı olmalı. Daha sonra yapay zekanın tasarım ve operasyon aşamalarına entegre edilmesi olmalı. Üçüncüsü ise daha çok simülasyon araçlarının kullanımıyla ilgili. Çünkü şimdilerde simülasyon araçları daha iyi, gittikçe yaygın hale geliyor. Gittikçe daha da karmaşık hale geliyorlar. Bu daha çok bu araçların karmaşıklığını kavramakla ilgili. Benim görüşüm, bu bir takım araştırmalar büyük varyasyonlu girdileri kontrol etmek için, girdi ve çıktıları kontrol etmek için yapılabilir bazı araştırmalar. Şimdi bu özellikle tasarım araçlarında böyle. Şimdi bu tasarım araçlarını kullanacağız. Burada önemli olan şey bu tasarım araçları daha kolay nasıl kullanılır? Yine öğretmenler olarak bizi de ilgilendiren bir şey bu. Çünkü bizim de işimizde, ya biz öğretiyoruz. Bu oldukça karmaşık. Bu problemlerin kompleksliğinden kaynaklanıyor ama araçların da karmaşıklığı söz konusu. Zaten problem kompleks olduğu için modelleme yapıyoruz. Burada bazı ortak araştırmaların, ya uluslararası ortak araştırmaların konusu olmalı zaten bu. Son dönemde sıfır güçlü binalardan da bahsedeceğiz, belki sıfır enerjili değil sadece. Sıfır enerji dengesi
Bir aylık olabiliyor, bir haftalık olabiliyor. Üretilen ve tüketilen enerjinin dengelenmesi gerekiyor. Peki bu enerji dengelemesi için kısa bir zamanımız var ise gelecekte belki de sıfır enerji binalarımız olmayacak. Sadece sıfır güçlü binalarımız da olacak. İhtiyaç duyan enerji üretilecek. Belki başka üreticilerden de alınabilir bu enerji. Bu da beni şöyle düşündürtüyor. Araştırma faaliyetlerinde bina araştırmacıları arasında fizik olabilir. Ben zaten bina fiziği tarafından geliyorum. Bu kişilerin elektrik ağları tarafından elektrik mühendisleriyle daha fazla işbirliği yapması gerekiyor. Burada dengeleme, yani gereken zamanı azaltabilirsek karşımıza elektrik mühendisliğinin önemli konusu olarak güç çıkacak ve HVAC sistemleri çıkacak. Bu sektör bana sorarsanız gelecekte çok fazla önem kazanacak. Çok teşekkür ederim Doktor Fabrizio. Söylediğiniz şeyler çok kıymetli şeylerdi. Son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler varsa alabiliriz. Teşekkür etmek istiyorum ben de özellikle organizasyona ve bu yayında bizimle birlikte olan herkese teşekkür ediyorum. Ben de herkese teşekkür ediyorum. Zero Build ekibine de bizi bir araya getirdiği için teşekkür ediyorum. Pandemiden kaynaklanan bazı güçlüklerimiz var. Ama çok uzakta da olsak işte yakınız birbirimize ve işbirliği yapmak önemli. Bu tartışmayı bizimle takip ettiğiniz için teşekkür ederim. Doktor Fabrizio, size de teşekkür ediyorum. Sizden de gelecek vadeden vaka çalışmaları bekliyoruz. Dinleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Dinlediler, soru sordular. Bütün Zero ekibine de teşekkür ediyorum. Güzel bir hafta sonunuz olsun efendim. Hoşça kalın. Teşekkürler.